Şimdi seçim sonuçlarının ilginç yansımaları oluyor. Bunlardan bir tanesini de Necati Özkan'da gördük. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun, hatırlarsanız bir yayında söylemiştim, kulağına fısıldayan iki insan var. Bir tarafta Murat Ongun var, yol arkadaşı, eski bir meslektaşımız. Yıllardır Beylikdüzü'nden bu yana Ekrem İmamoğlu ile beraber. Diğeri de Necati Özkan, başarılı bir reklamcı, stratejist. Ve birisi sol kulağını öflüyor, diğeri sağ kulağını. Murat Ongun daha çok iletişimli, medya iletişimli yapıyor. Necati Özkan da daha stratejiye odaklanmış durumda. Ve de kendisi daha seçim stratejisini belirliyor. Hatta daha önce hatırlarsanız Kahramanın Yolculuğu diye bütün bu seçimi anlatan, daha önceki seçimlerde nereden nereye geldiğini anlatan, felsefede bu bir metafordur, kahraman mitolojisi. Böyle bir kitap da yazmıştı. Ve de seçim sonuçları olduktan sonra farkındaysanız herkes de CHP'nin her kanadında çok nasıl diyeyim, kontrollü bir iletişim modeli oluşturuldu. Fakat Necati Özkan bir medya turuna çıktı. Ve de ballandıra ballandıra, yani Ekrem İmamoğlu'nun demediğini, Özgür Özel'in itinayla söylememeye çalıştığı kibirli bir tonda anlattı da anlattı. Anlatırken zaman zaman da anlıyoruz ki salladı. Ne gibi? Mesela Medyascope'da Ruşen Çakır'a çıktı. Dedi ki ya dedi, Sancaktepe Belediyesi'ne gittim dedi. Makam katında jacuzzi vardı dedi. Çok şey vardı dedi. Dinlenme odaları vardı dedi. 6000 metrekarenin olduğu alanın işte üst tarafına dedi 200 metrekare mutfak yapmışlar dedi. Böyle şey olur, israf olur mu dedi. Şimdi bu olduktan sonra ben de medyaya baktım. Vay be dedim, adamlara bak dedim. Sancaktepe'de kraliyet kurmuşlar yani. Hani Game of the Thrones'un Sancaktepe Beyliği gibi bir şey olmuş dedim. Zaten bir tane de fotoğraf hemen servise konuldu. Twitter'da biliyorsunuz herkes copy paste haberciliği yaptığı için işte bir tane jacuzzi fotoğrafı, ama o fotoğraf da nereden geldiği belli değil yani. Ve de herkes o fotoğrafı copy paste attı, aldı, salladılar. İşte görüyor musunuz Sancaktepe'ye bilmem ne yaptılar, şu oldu bu oldu diye. Fakat ortaya daha sonra Sancaktepe'nin bir önceki belediye başkanı bir demeç çıktı. Şeyda Dövücü dedi ki ya dedi, bu bana atılan bir iftira. Ben geldiğimde bu bina vardı. Hiçbir şekilde tadilat da yapmadık. Bu iftiraya cevabı verecek de ben değilim, yeni belediye başkanı. Yani Sancaktepe'ye seçilen belediye başkanı. Sancaktepe'ye seçilen yeni belediye başkanı da CHP'li Alper Yayın. Alper Yayın da çıktı, bir açıklama yaptı ve dedi ki Şeyma Hanım doğru söylüyor. Gerçekten de burada bir tadilat yok. O dönem yapılmamış. Şeyma Hanım'ın öncesindeki dönem yapılmış. Ha, belediye battı mı? Battı. Bir sürü şey var mı? Var. Ancak böylesine gereksiz bir tartışma nedeniyle şu anda bunu önümüzdeki zaman açıklayacağız dedi. Yani Necati Özkan pırıl pırıl bir zaferi, bir işgüzarlık, ben diyeyim işgüzarlık. Siz deyin artık kelime hatası, ne dersiniz deyin. Gölgelemeyi tek başına başardı. Neden böyle bir şey yaptı? Neden tersten böyle bir şeyi kendi kalesine atacak bir fırsatı AK Parti'ye verdi bilmiyoruz. Ama benim gördüğüm biraz öne çıkma. Böyle tatlı rekabet oluyor ya, biz hep beraber bir ekip olarak seçimi kazanıyorsunuz. Biri de bunu anlatıyor. Anlatınca aa bak diyorsun, Necati Özkan kazandırmış diyorsun. Yani burada Murat Ongun da yapabilirdi. Biz Murat Ongun'u bugüne kadar hiç böyle bir şeye tenezzül ederken görmedik yani. Hiç ben Murat Ongun'u ancak bir kriz olduğu zaman düzeltmek için birkaç yayına bağlandığını gördüm. Yani bir yayına çıktığını hiç görmedim. Ama oradaki o rekabet anladığım kadarıyla Necati Özkan'ın bu hırsını engellemesine engel olmuş ve de kendi kalesine gol atacak bir fırsatı hem şeye ver. Şimdi Sancaktepe'de bundan sonra tam yalancı çoban hikayesi. 1000 tane şey anlatsan ne olacak yani? CHP'nin en önde giden stratejisti çıkıyor diyor ki ya orada jacuzzi var diyor. Var mı? Yok. Bir tane çakma fotoğraf var. Kim yalanlıyor? CHP'nin yeni seçilen Sancaktepe Belediye Başkanı. Murat Ongun'a bugüne kadar şey diyorduk. Bu çıkıştan sonra herhalde Murat Olgun da diyebiliriz. Yani Murat Ongun N'ye gitti, L'ye geldi. Murat bayağı olgun kalmış yani. Neyse, Necati Bey de olgun bir insan. En azından bundan dersler çıkartır. Bundan sonra yaptığı demeçlerde, verdiği sözlerin nereye nasıl yankılandığını herhalde hepimizden daha iyi kendisi görür. Yani orada kurduğu bir cümlenin nasıl bütün bir seçim başarısının üzerine gölge düşürebilecek kadar kar topuna, hatta çığa dönüştüğünü
en son yaptığı bu böyle evet lafa ortaya bir karışık bir şey söylüyor. Jacuzzi vardı bu şeye benziyor işte bilmem neyi dövmüşler ve gelmişler üzerine işemişler vardı ya geziyorlar. Gördüm mü görüntüleri gördüm. Göster yok. Onun gibi bir şey oldu. Cansu Çamlıbel Dilek İmamoğlu ile konuşmuş. Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalmış bir isim. Neden böyle söylüyorum? Bu röportajı okuyunca Dilek İmamoğlu'nun aslında Ekrem İmamoğlu'yla aynı kaderi paylaşan, aynı şekilde yola çıkan, aynı kaderi derken hani aynı sadece aynı coğrafyayı değil, aynı şehrin sokaklarını değil, esnaflıkta, köftecilikte, siyasette iyi bir yol arkadaşı olduğunu gördüm. Şimdi bu tür yol arkadaşlıkları günümüz siyasetinde farklı yansımaları oluyor. First Lady'ler düne kadar sadece First Lady olarak kalıyordu. Ama artık biliyoruz ki mesela Hillary Clinton'dan ya da Michelle Obama hikayesinden liderlerin her güçlü erkeğin arkasında bir kadın vardır deyişi gerçekten doğru. Güçlü kadınlar beraber oldukları erkeklerin de gücünü arttırıyorlar ve onları bir yere taşıyorlar. Kimi zaman gölgede kalıyorlar, kimi zaman da kabına sığamıyorlar. Mesela ben Dilek İmamoğlu'nun Cansu Çamlıbel söyleşisini okuyunca önümüzdeki yıllarda siyasette Dilek İmamoğlu'nun da First Lady'liğin ötesinde aktif görev alabileceğini düşündüm. Bunu düşünürken de hem siyasi tecrübesi hem hayat tecrübesi, hayata bakışı gayet 10 numara geldi. Ve de şu ana kadar çok fazla kendi kapılarını açmadığını gördüm ve bu röportajında buna vesile olacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönem biz sadece Ekrem İmamoğlu ve eşi değil, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nu da siyaset sahnesinde görebiliriz. Tabii bu Dilek İmamoğlu'nun ne kadar bunu tercih ettiğiyle ilgili. Şimdi yine bir başka tartışma yine Medyascope'dan çıktı. Orada da Özer Sencar'la Kadri Gürsel atışması var. Seçimlerden sonra Ruşen Çakır Özer Sencar'ı aldı. Özer Sencar bir yayında anlattı işte biz şunu demiştik böyle demiştik 10 fark olacak dedi falan. Bitirirken de dedi ki ya dedi yayını siz dedi öz eleştirinizi verdiniz. Ruşen Çakır çünkü son derece hani 180 derece ters şeyler söyleyip 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işte Kemal Kılıçdaroğlu kazandı kesin kazandı istemese bile kazandı 1000 kere kazandı falan diyordu. Seçimden sonra ben başta olmak üzere pek çok kişi dedi ki ne oldu yani kaybeden bir de sensin bu kadar söyledin gaz verdin bilmem ne oldu yanıldın. Ruşen Çakır da çıktı özür diledi. Dedi ki yanıldım özür dilerim kamuoyundan özür diliyorum dedi. Fakat tek yanından o değildi. Bir de yanında Kadri Gürsel vardı biliyorsunuz Kadri Gürsel meslekte yılların gazetecisi. Pek uyuşmayız biz o beni pek sevmez ben de ne bir, pek bir duygum da yok yani tanımadığım için ne sevgi ne nefret duygusu var yani herhangi bir şey değil ama politik görüşlerinde büyük çuvalladığını biliyoruz. Koyu bir Kemal Kılıçdaroğlu taraftarıydı. Biraz da muhalefeti yanlış yere kanalize edip biraz da sığ bir bakış açısı olduğu için yani çok fazla derinlemesine bakamıyor. Çok büyük cümleler ediyor. Çok da ağır yakışıklı ağır gözüküyor ama içeriye baktığın zaman çok sığ ve derinliği olmayan cümleler kuruyor. İşte ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun o da %100 işte kazanacağını belirtiyordu falan. Yanılabilir her insan. Ama Kadri Gürsel'de o kadar büyük bir ego var ki bunu kabul edip ya özür dilerim ben de sizi yanlış yönlendirdim diyebilecek bir ego değil o yani. Devasa bir ego. Özer Sencar da ona gönderme yapmış. Tatlı da bir gönderme aslında. Adam yani Özer Bey çok yani ben Özer Bey'i çok seviyorum yani. Yani